Sayın seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz güne bakışa. Şimdi bir konuğumuz olacak ve sohbet edeceğiz. Konuğumuzla neyi konuşacağız? Türkiye'nin sulak alanlarını, Türkiye'nin su kullanımını, su tüketimini, su yönetim biçimini konuşacağız. Sulak alanların durumunu değerlendireceğiz. Burdur Gölü'ne dair haberler var. Kuruma devam ediyor maalesef göllerde. Kurak geçen bir sezon bunu iyice körükledi. Ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Doktor Lol Kesici ile birlikte bu konuları konuşacağız. Mesajlar, fikirler varsa tabii ki WhatsApp'tan ve de Twitter'dan bekliyoruz. Erol Hocam, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Nebi Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? İyiyiz hocam, çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir hafta olsun, iyilik ve huzur getirsin. İnşallah. Hocam, şimdi Türkiye'nin sulak alanları meselesi yine gündemde. Çünkü geçen hafta bir haber vardı. Burdur Gölü ile ilgili sizin de bu konuya dair açıklamanız da var ki zaman zaman konuştuğumuz da bir yer Burdur Gölü. Çekilme devam ediyor hocam. Diğer yandan tabii ki kurak geçen bir zaman yaşıyoruz. Bunun sulak alanlara olumsuz etkisi söz konusu. Endişeliyiz, hava güzel olsa da. Öncelikle şu Burdur Gölü'nden bir başlayalım. Sulak alanlardaki sorunlar devam ediyor gibi. Kurak geçen mevsim bunu biraz daha mı artırdı? Valla her şeyi kuraklığa bağlamamak gerekiyor. Zaten biz toplum olarak bir şeyleri başka birine havale etme açısında çok mahiriz bu konuda. Ama bunu yaparken bir de çözümlerle ilgili yöntemleri bilmemiz gerekiyor. Burdur Gölü tuzlu bir göl. Su seviyesinin giderek azalmasıyla birlikte neredeyse deniz suyunun da üzerindeki bir tuzluğa yükselmekte. Ve yıllardır söylediğimiz bir şey var. Ben 40 senedir bu havzada çalışıyorum ve 1990'lı yıllarda şunu söylemiştik. Eğer siz hala Burdur Gölü'nü besleyen dereler, çaylar üzerine aşırı şekilde göletleri yapmaya devam ederseniz bu göl kuruma periyoduna girer ve giderek tuzlanır. Tuzlanması, su seviyesinin azalması aynı zamanda ortamdaki mikroklimayı da etkileyecektir, tarımı da etkileyecektir. Bugün Burdur Gölü normal su hacmi ve su seviyesiyle ilgili neredeyse %40'ına yakın bir kapasiteyi kaybetmiş bir durumda. Ki şunu söylüyorum, bakın Burdur Gölü tuzlu, gölden su çekilmiyor ama gölü besleyen damarlar yani yüzey suları, dereler, çaylar ve bunun sıra ise en çok tehlikeli olan kısım ise yeraltı sularının çekilmesi. Yüz binlerce kuyunun olduğu bilinmektedir Burdur Gölü havzasında. Bu havza içerisinde hala pompaj çalışmaları devam etmektedir. Ne yazık ki yine Burdur Gölü üzerinde 2000 yıllarının başında kesin olarak karar verilen, yapmış olduğumuz konferanslarda, halka aydınlatmada, ve oradaki toplantılarda, konferanslarda şunu bütün yetkililer kabul etmişti. Evet, haklısınız. Burdur Gölü'nü kurutan temel etmenlerin başında çok sayıda baraj ve göletlerin yapılması havzada. Yine aynı şekilde yeraltı sularının aşırı çekilmesi denildi. Ama maalesef böyle olmasına rağmen yine müjdeler verilerek gölet açılmalarına devam edildi. Yani tamam, şunu kesinlikle unutmayalım. Biraz önce çıkan haberlerde de gördük, işte doğalgaz konusu olsun, gıda konusu olsun. Gerçekten dünyayı ve bilhassa bizi tarım konusunda, gıda konusunda, sağlık konusunda inanın çok tehlikeli günler beklemekte. Su her şeyin öncesi. Su olmazsa hiçbir şey olmayacak. Hayattır diyoruz. Ne olur en azından bu cümleyi önemseyelim. Su hayattır. Su olmazsa yaşam olmaz. Su olmazsa gıda olmaz. Su olmazsa para olmaz. Su olmazsa sağlık olmaz. O nedenle şimdi o zaman peki suyu üreten yer neresidir? Keşke fabrikalar olsa. Keşke teknolojinin gelişmesiyle olmuş olsa. Tamam, deniz suyundan su elde edebiliyorsunuz ama bizim gibi ülkelerin bunu yapması çok zor. Denemeleri var elde ediyoruz ama daha çok maliyet gerektirmekte. Halbuki bizim daha akıncı davranmak suretiyle doğal su kaynaklarımızı korumak vasıtasıyla biz bunu iyileştirebiliriz. Çünkü
suyun tek fabrikası doğa. Eğer göller, nehirler su seviyesini ve göller, nehirler, dereler kurumaya başlarsa zaten kuraklık buradan başlıyor. Yani küresel ısınmadır diyen, evet tamam küresel ısınma var, metan gazları, fosil yakıtların kullanılması, yenilenebilir enerjilere dönüşün hızlı bir şekilde geçiş yapılamayışı, tabii bu da bir ekonomik yaptırımlar gerektirmekte. Ama temel neden, biz hala %80 oranında tarımda su kullanmaktayız. Yeraltı sularımız gerçekten Nebi Bey bitmiş durumda, bitmiş. Bunun yanı sıra Burdur Gölü olsun, diğer göller olsun, biraz sonra belki Eğirdir Gölü'nden de bahsedeceğiz. Eğirdir Gölü olsun, Beyşehir Gölü olsun, bu göllerde artık su dip suyu haline gelmiş. Zaten bu göllerin artık doğal göl olma özelliği de kaybolmuş vaziyette. En kötüsü de bu. Çünkü bakın, kuraklığı önleyebilmek için, suyun üretilebilmesi için temel faktörlerden bir tanesi temiz enerjinin kullanılmasının yanı sıra yine suyun temiz olması gerekir. Her açıda, bakın, gıdada da, sağlıkta da, enerjide de aklınıza ne gelirse yaşama etki eden ve gereksinim duyduğumuz her faaliyette suyun temiz olması gerekiyor. Suyun kirletilmemesi gerekiyor. Peki suyun temiz olabilmesi için neler gereklidir? Birincisi, suyun kendi göllerden, derelerden bahsediyoruz, doğal göllerden. İçerisindeki biyolojik çeşitliliğin mutlak suretle korunması gerekir. Diğer açıdan baktığımız zaman karada da, ormanda da, yine nerede olursa olsun biyolojik çeşitliliği biz artırabilirsek veyahut da koruyabilirsek, zaten koruyabilirsek biz sularımızı da korumuş olacağız. Havza bazında bunu düşünmemiz gerekecek. Ve hala Burdur Gölü çevresinde, Salda Gölü'nde de aynı şekilde su seviyesi giderek azalmakta. 15 tane, 16 tane göl vardı orada. Birçoğu kurudu ve doğal göl olma özelliğini kaybetti. Bunun temel nedeni insan faaliyetleri. Ki bunları kabul ediliyor, tamam, barajlar, göletler çok etkilemiştir. Ama köylü istedi diye, çiftçi istedi diye, vatandaş istedi diye, şehirli istedi diye, aklınıza ne gelirse, insan istedi diye gölet yapılmaz. İnsan istedi diye gölü besleyen derelerin, çayların önlerine engel konulmaz, set konulmaz. Hem yağışlarla suyunu çalıyorsunuz tırnak içerisinde, hem de yer altından bunlar beslenmekte. Bunun çok basit ilkesi var. Yağmurun nasıl yağdığı belli. Ya, bu yağmurun nasıl yağdığını ve bu yağmurun yağışlarıyla birlikte yeni su kaynaklarının, doğal göllerin, derelerin, çayların nasıl su kapasitesinin artacağı belli. Evet, nüfus artışı belli. Nüfusun artışını biliyoruz da, sanayinin, teknolojinin gelişmesiyle ilgili birçok çalışmaları yapıyoruz da, ama bunun temel basamağını oluşturan suyla ilgili hangi çalışmalar yapılıyor? Hala pompayla, yüzey akışla, işte kaçak kuyularla, gerçekten Türkiye'de milyonların üzerinde, yani 5-6 milyondan daha fazla sayıda kaçak kuyuların olduğu bildirilmekte. Popülist yaklaşımlarla bunlara izin verilmekte. Ya ne zaman akıllanacağız? Ben ona şaşıyorum. Defalarca söylüyoruz. Yani bu zor bir iş değil. Ama siz hala tarımda %80 oranında su kullanmaya devam ederseniz, salma tarımı yaparsanız, hala Burdur yöresi de aynı şekilde sulu tarımın aşırı bir şekilde teşvik edilmesi, sulu tarım en kolay zaten. Bir bitkinin yetişmesi için dik bitkiyi, işte ürünü, arkasından suyu da ver, ilacını da ver, tamam otur bir yerde dur. Hayır, bu değil, bu teknolojik tarım, teknik tarım bu değil. Ve baktığımız zaman Burdur Gölü tanımladığımız zaman şöyle deniliyor diyorduk Nebi Bey. Diyorduk ki Burdur Gölü, Burdur ve Isparta il sınırları içerisindedir. Artık suyunun çekilmesiyle birlikte, yüzey alanının daralmasıyla birlikte Burdur Gölü sadece Burdur il sınırları içerisinde yer almaktadır. Sığlık bölümünün en çok olduğu kısımlar Isparta il sınırlarının içerisindeydi. Yani sınırlar değişti değil mi hocam? Sınırlar değişti, doğa değişti, coğrafyası değişti. Orada bakın her şey değişti. Ya Orta Asya'dan neden geldik? Hep bunu söylüyoruz. Ya susuzluktan geldik, gıda yetiştiremedik, sağlığımız bozuldu, uzun göçler yapıldı. Bunların
Orta Asya göçlerinin daha başka şekilleri bugün dünyada da yaşanmakta, bizim ülkemizde de yaşanmakta, işte Orta Doğu'da yaşanmakta, Afrika'da yaşanmakta. Biz nereye gideceğiz? Biz nereye gideceğiz? Yani gerçekten nereye gideceğiz sorusunun üzerinde durmak lazım. Böyle giderse hakikaten, bakın Nebi Bey, geçen yılki yağışlar çok mutlu ediciydi. Sizin programınızda yine görüşmüştük. Evet, hatırlıyorum hocam. Hatta kuraklık ortadan kalktım, böyle bir korku ortadan kalktım diye konuşmuştuk. Bize bu ders olsun dedik. Bu bize bir fırsat olsun dedik. Bu yağışları çok iyi değerlendirelim dedik. Bakın şu anki durumlarla gerek Burdur Gölü, gerek Beyşehir Gölü, gerek Türkiye'deki işte Ulaabat Gölü'nden tutun, diğer birçok Dicle, Fırat nehirlerinden tutun, Yeşilırmak, Kızılırmak buralardan tutun. Geçen yılki kuraklık oranlarına göre bu yıl çok daha fazla bir durumla karşı karşıyayız. Örneğin Eğirdir Gölü tamamen dip yapmış bir vaziyette. Dip suyu haline. Onlar diyor işte 8 santimin altına düşerse, 8 santim daha düşerse gölden bir damla su alın diye. Hayır. Eğirdir Gölü'nün biyolojik yaşamla ilgili su kod seviyesi var ki o da bunun 4 metre üzeri. Yani 914 değil, 918 civarında Eğirdir Gölü olabilecek ki suyu üretebilecek, kendisini temizleyebilecek, bize ürün verebilecek. Zaten ilk hasat nerede başlamıştır? Suda başlamıştır. Ve bizim beslendiğimizde bize hayat veren bir yer. Ama baktığımız zaman geçen yılki yağışlarından biz hiç dersimizi almadık. Ya, ve şunu söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. Yağışları beklemekle işte bu yıl yağmur yağacak, kar yağacak. Yağdı işte geçen yıl. Yani Aralık'ta hatta bu Ocak, bu yılın Ocak ayında, Şubat ayında yağışlar gayet mükemmeldi. Peki nereye gitti bu su? Hatta birçok yerde göletlerin kapakları açıldı ki zaten bu çağda bir göletin kapağı açılıp suyun başka yerlere verilmesi ilkelliktir. Göletlerimizi, barajlarımızı bizim ona göre düden sistemlerine göre ayarlamamız gerekir ki taşkın haline gelen su yer altına kazandırılsın. Bu çok zor olan bir tesis, bir yapılanma şekli değildir. Ama öbür türlü işte tarlalar su altında kalıyor, arsalar su altında kalıyor, kentler, köyler su altında kalıyor. Biz suyu yönetemiyoruz kısacası. Ve baktığımız zaman eğer biz geçen seneki suyu iyi bir şekilde yönetebilmiş olsak, depolayabilmiş olsak ki bunun için işte dediğim gibi sadece göletlerinde olması yetmiyor. Nüfus giderek artıyor. Gıdaya olan ihtiyaç giderek artıyor. Giysiye olan ihtiyaç daha çok artıyor. Hava koşullarıyla ilgili işte değişiklikler doğal olarak buna bağlı olarak değişmiş oluyor. Ama ne olursun unutmayalım. Her şeyi şekillendiren su, parayı da şekillendiren, sağlığı da şekillendiren, neşeyi de, hüznü de, her şeyi şekillendiren su. Ama biz suyu korumadık ve geçen seneki şansı demek ki hiç iyi kullanamadık ki, değerlendiremedik ki, kısacası suyu yönetemedik ki bugün kuraklıkla karşı karşıyayız. Yani şu lütfen unutmayalım. Yani yağmuru beklemek hep böyle derler. 7 yılda böyle bir olur. İklim değişir. 7 yıl sonra yağışlar düzelir. Ondan sonra işte bu sene kar çok iyi yağacak. Yağmur çok iyi yağacak. Meteoroloji güzel haberler verdi. Geçin artık bunlar 50 sene önceydi. 60 sene önceydi böyle şeyler. 60 sene önce tamam yağışı bekleyebilirsin ama günümüzde birçok şeyler değişti. Nüfus arttı. İhtiyaçlar giderek arttı. Ya ona göre su bütçesini ayarlamamız gerekiyordu. Planlar İşte merak etmeyin, yağışlar düzelecekle yapılmaz. Planlamalar 50 yıllık, 100 yıllık yapılır. 100 yıl sonra ne olacak ki? Birçok dünya ülkeleri bunu yapmakta ve ona göre suyunun yönetimini sağlamakta. İnsanın üzüldüğü noktalardan bir tanesi şu. Biz enlem kuşağı olarak 4 mevsimi yaşayan bir ülkeydi. Ve gerçekten ya sularımız, sözlerimiz vardır. Sudan ucuz, su akar biz bakarız. Gerçekten şu an su akar biz bakarız haline gelindi. Su yönetilemiyor. Su yönetilemeyince kıtlık başlıyor. Su yönetilemeyince savaşlar başlıyor. Su yönetilemeyince sağlık bozuluyor. Su yönetilemeyince ekonomi giderek bozuluyor. Su yönetilemeyince kirlilik alabildiğine artmış oluyor. O nedenle bütün göllerimiz tehlike altında. Hele doğal tatlı su gölü olarak bildiğimiz Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan
Eğirdir Gölü ve Beyşehir Gölü gibi göllerimiz çok büyük sorunlarla karşı karşıya ve artık bunlar doğal göl olma özelliğini de kaybetti. Yani doğal göl çevresiyle, gölün içerisindeki bulunan ekosistemiyle, biyolojik çeşitliliğiyle korunur. Hiçbir tane balık kalmadı göllerde. Hep istilacı balıklar işgal etti. Bitki artışı popülasyonu giderek arttı. Planktonların seviyesindeki azalış giderek arttı. İşte bunları bakın azaltırsanız, biyolojik çeşitlilik azalırsa küresel ısınma kat kat artar. Küresel ısınmaya neden olan etmen nedir? Sera gazlarıdır. Ve karbondioksittir. Peki karbondioksiti yerkürede en çok depo eden, bünyesinde tutan nedir? Sulardır. Suların içerisindeki organizmalardır, bitkilerdir, resiflerdir, topraktır. Bunlar çok basit olan ilkeler. İnanın ilkokuldaki bilinmesi gereken ilkeler. Doğayla biz yarış ediyoruz. Doğayla yarış ettiğiniz için, doğayı çok aşırı bir şekilde kullandığınız için bunlar bizim başımıza geliyor. Suyun döngüsü belli, suyun çevrimi belli. Bunlara yönelmemiz gerekiyor. Nüfus artıyor, tamam. Yenilenebilir enerji kaynaklarını hızlı bir şekilde artırmamız gerekir. İşte rüzgar enerjisi, güneş enerjisinden yararlanabiliriz, biyogaz sistemlerinden yararlanabiliriz, fosil yakıtları da artık kullanmamamız gerekiyor. Ve mutlak surette tüketimde mutlak surette iğneden ipliğe birçok tasarruflu davranmamız gerekiyor. Bu nedenle baktığımız zaman biz bekliyoruz. Geçenlerde de bir yerde sormuşlardı. Dedim ki hala Godot'u bekler gibi bekliyoruz. Yani Godot'u geldi, yağmur falan geldi, geçti. Ne yaptınız yani? Daha niye bekliyorsunuz? Bu bilinçsiz bekleme, bu suyu iyi yönetememe gerçekten bizim için çok büyük sorun. Suyu iyi yönetemeyen ülkelerin başına geldiği, neler geldiğini çok yakinen bilmekteyiz. Biz gerçekten artık su fakiri değil, inanın su kıtlığı çeken ülkelerden bir tanesiyiz. Su bizde en çok pahalı olan şeyler. Suyun fiyatını artırmakla yaşam hakkını ulaşamayacak bir fiyat artışına getirmekle hiçbir şeyi sağlayamayız. Ve hala yine bazı insanlardan duyuyoruz, bazı meslektaşlarımızdan da duyuyoruz. Hala evlerde kullanılan su ve biliyoruz evlerdeki kullanılan su %8 oranında, 9 oranında, 10 oranında olsun. Yani diş fırçalarken zaten insanlar evlerindeki suların tonajının ne kadar olduğunu, ne kadar çok pahalı olduğunu biliyorlar ve ona göre tasarruflu kullanıyorlar. Ama sizden, yani sizlerden kastım suyu yönetenler, ne olursunuz %80 oranındaki tarımdaki bu vahşi sulamayı damla sulamaya geçirmiş ama damla sulamanın artık o damla sulama da bizde ilkel hale geldi. Neden ilkel hale geldi? Toprak alabildiğine kuru. Damlayla su verdiğiniz zaman köke zaten gitmiyor. O nedenle damla sistemlerinin toprak üstü değil, toprak altı döşenmeleri gerekiyor. Ve su kirlendiği zaman ne gıda faydalı olabiliyor, ne insanların sağlıkları yerine gelebilmiş oluyor. O nedenle mikroklimanın değişmesi, biyoçeşitliliğin değişmesine neden oluyor. İklimin değişmesine neden oluyor. Nem olmazsa yağış olmuyor. Nem nerelerde olacaktır? Ağaçların bol olduğu yerlerde, suyun, göllerin, derelerin suyunun sağlıklı olduğu ve doğal seviyelerinin korunabilir düzeyde olduğu zaman olacaktır. Nem olmazsa yağış olmaz. Eğer siz nemi sağlayacak yüzey sularını, derelerdeki, çaylardaki, göllerdeki suları tüketirseniz oraya yağmur yağmayacaktır. Bu aklın yolu bir olan bilimin en temel ve en basit kavramlarından bir tanesidir. Ve eğer biz bakın hala yağmuru beklersek ve hala işte bu sene yağmur yağacak, işte Burdur Gölü iyileşecek, Eğirdir Gölü'nün su seviyesi artacak. Çünkü yıllardır bu böyle. Ben 50 yıldır bu işin içerisindeyim ve yıllardır duyduğumuz merak etmeyin, merak etmeyin yağmur yağacak. Bakın bu bakışta, bu yöntemde ülkemizde 365 gün yağmur yağsa, siz suyu yönetemiyorsanız, seller halinde işte baraj kapaklarını açarak işte denizlere veyahut da işte
baskınlara neden olmasını sağlıyorsanız fazla geldiği zaman, ki bu sene yaşadık ne yazık ki, daha önceki yıllarda da yaşadık baraj kapaklarının açılması öyküsünü. 365 günde 365 gün yağmur yağsa biz yine kuraklıktan bahsederiz. Suyu depo etmemiz gerekiyor. Tamam, yeterince suyumuz yoksa bir kere öncelikle diğer yapacağımız şeylerden bir tanesi suyu tekrar tekrar kullanmamız gerekiyor. Yani glisi yöntemleri, bunları belki biraz sonra daha geniş bir şekilde anlatırız Nevi Bey. Hocam burada bu sulak alanların yeraltı suyuyla beslenmesi, buharlaşmaması önemli ama bir taraftan iklim kriziyle birlikte de buharlaşma çok fazla oluyor. Mesela barajlarda da buharlaşma çok fazla değil mi? Bu buharlaşmaya karşı alınacak bir önlem var mıdır, yok mudur? Ve sulama kanallarındaki mesela buharlaşma çok konuşulan ve sızma çok konuşulan bir konu. Ne söylersiniz bu konuda? Tabii iklim krizi var. Ben dediğim gibi iklim krizi bütün dünyada olan bir neden ama temel neden de susuz kalmaktan kaynaklanan bir iklim krizi var bizde. Tabii küresel ısınma buna, sera gazları buna etki etmekte. Ki bunlarla ilgili birçok toplantılar, birçok şeyler yapıldı. Ve küresel olarak bakmak gerektiğini ve küresel olarak fosil yakıtların kullanılmaması gerektiği konusunda çalışmalar yapıldı. Önce biz kendimize bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bakıyoruz, gölleri, nehirleri, dereleri bütün çevresiyle havza bazında düşünmemiz gerekiyor. Bir kere buradaki buharlaşmayı engel olabilmek için temel yapılması gereken şeylerden bir tanesi bitki dokusunu, ormanlık alanları ve vahşi yaşamı mutlak suretle korumamız gerekiyor. Biz ama hepimiz bilmekteyiz. Çok vahşi bir şekilde ağaçları kestik. Ağaçları kestiğimiz zaman nemi tutamıyoruz. Yine önerilerde bulunulmakta, denilmektedirler ki işte örneğin Burdur Gölü'nde bu deneme yapıldı. Ne olursunuz yapmayın dedik. Bakın buraya harcayacağınız parayı, nasıl bir denemeydi? Plastik toplar koyarak göl üzerinde buharlaşmayı engelleyecekler. Plastik toplar güneş ışığını engel olacak şeklinde milyonlarca lira harcayıp çalışmalar yaptı. Sonuç ne? Sıfır. Harcadıklarıyla kaldılar. Halbuki onu çevresini ağaçlandırma yöntemlerinin daha hızlı bir şekilde yöreye uygun ağaçlandırmaları yapmak suretiyle nemi tutan ağaçlandırmaları veyahut da nemi tutan yapay yapıları oluşturmak suretiyle daha da başarılı olunabilecekti. Ve bizde hala sular açık kanallarla taşınmaktaki bu çok tehlikeli olan bir şey. Bakın siz yazın eğer suyun hidrolojik seviyesini, su bütçesini koruyamazsanız buharlaşma artar. Bizde şu an için en büyük tehlikelerden bir tanesi buharlaşma oranının, göllerde, nehirlerde, derelerde buharlaşma oranının çok yüksek seviyede olması. Ve bugün buharlaşmadan kaybedilen suyla inanın çok çok iyi bir tarım yapılabilir. Ama buharlaşıp gidiyor. Peki bunun sebebi nedir? Hep söylüyoruz. Bakın elinizde bir şişe suyunuz var. Bu bir şişe suyun derinliği diyelim ki 50 santimetre veyahut da 20 santimetre. Bunu bir güneşin bulunduğu yere koyun. Aynı suyu tepsiye dökerseniz 1 santimetre derinliğe gelirse veyahut da 2 santimetre derinlikte olursa derinlik azaldıkça buharlaşma oranı, güneş ışınlarının etkisi derelere, çaylara, göllere daha çok etkileyeceği için hızlı bir şekilde olacak. O şişedeki su belki aylarca kalacak ama tepsinin üzerine döktüğünüz su seviyesi 1-2 santimetre olan su çok kısa bir şekilde buharlaşacaktır. O zaman biz göllerimizdeki, nehirlerimizde sürekli söylediğimiz şey biyolojik yaşam olan su seviyesinin korunması. Su seviyesini koruyamazsak güneş ışınları suyu ısıttığı zaman orada da bir ısınma meydana getirir ve buharlaşmayı artırmış oluyor. Ağaçlandırma da yok etrafta. Buharı tutacak bir şey yok. Buhar yok olup gitmekte. Şimdi bu nedenle bahsettikleri gibi örneğin Eğirdir Gölü'nden bahsedersek işte 914.80'e gelmiş de işte 8 santimetrede düşerse işte bir damla dahi gölden su verilmeyecekmiş. Orası bir kere Eğirdir Gölü stratejik önemi olan içme suyu kaynağı,
sadece Eğirdir'in, Isparta'nın çevresinin su kaynağı değil, dünyanın su kaynağı. Yani açlıkta, savaşta, kıtlıkta öncelikle kullanılacak yer ve çok iyi bir şekilde muhafaza edilmesi gereken bir yer. Peki 600 milyondan, pardon, 600 binden fazla insan orada o suyu kullanmakta. Ne olacak o zaman? Tarım nasıl olacak? Elmanın başkenti diye övünerek, kirazın en güzel yetiştiği yer diye övünerek bahsettiğimiz Isparta'da kiraz, elma ve diğer ürünler nasıl yetişecek? Onları da bir tarafa bırakıp içecek suyu nereden bulacak o yöre halkı? Çok büyük bir potansiyel olarak Eğirdir Gölü'nden kullanmakta. Bunları çok iyi düşünmemiz gerekiyor ki bunları zaten yıllardır da söyledik. Yıllarca da söyledik ve ama maalesef su iyi yönetilemiyor. Ve açık kanaletlerle suyun taşınmasına engel olunmalı. Ağaçlandırma faaliyetlerinin giderek artması gerekiyor. Çam ağacı dikmekten ne olursunuz vazgeçin artık. Çam göllerde, derelerde, çaylarda en çok su tüketen ağaç türlerinden bir tanesi. Hocam ağaçlandırma derken göllerin etrafındaki ağaçlandırmadan Tabii. bahsediyoruz değil mi yoksa genel Göllerin olarak? etrafındaki ağaçlandırma, dağlardaki bulunan ağaçlandırma. Çünkü selleri önleyebilmemiz için, yer altına su kazandırabilmemiz için dağlardaki, göllerin diğer vadideki ağaçlandırmanın olması gerekir ki otluk alanların, meralık alanların ve yine makilik alanların korunması gerekir ki onlar yavaş bir hızla akıp gitmesin, heyelanlara, sel felaketlerine, acı olaylara neden olmasın, yer altına kazandırılabilirsin. Yer altına bu şekilde kazandırılacaktır. Ve bunun mutlak surette yapılması gerekiyor. Ve işte çam yerine işte servi dediğimiz ağacın, işte yine sedir ağaçlarının, buna benzer birçok akasya türü, yine makiliklerden birçok ağaç türleri var. Hem orman yangınlarını önlemek açısından hem de suyun toprağa kazandırılması açısından floranın çok iyi korunması gerekiyor. Floranın yanı sıra oradaki zaten biz florayı koruduğumuz zaman oradaki hayvan çeşitliliğini de korumuş olacağız. Hayvanların suyun kazanılmasında, yer altına gitmesinde çok büyük önemleri var, katkıları var. Havalandırmaları açısından, mikroklimayı düzenlemeler açısından, çok büyük nemin tutulması açısından çok büyük faydaları var. Ekosistemin bir bütünlük içerisinde olmasının. Yoksa öbür türlü kavrulup gidiyoruz ve gerçekten çok üzücü. Geçen yıl söyledik, aman ne olursunuz bu bize bir şans. Bu sefer bari suyu iyi yönetelim şeklinde. Ama bakın geçen yıldan çok daha zor kuraklıkla karşı karşıyayız. Şu bilinci yok edelim. Yağmur yağar, göller dolar işte. Geçen sene doldu. Ne oldu? Ne hale geldi? Nüfus giderek artmış bir vaziyette. İhtiyaçlar giderek artmış bir vaziyette. Her şeyin içinde su var. En basitinden bir hamburgerin oluşması için 2500 litre suya gereksinim var. Ki aşırı tüketimle veyahut da savurganlıkla işte yarısını ye, yarısını at, yarısını başka bir şey, çöpe giden gıdalara da düşünelim. Yani iğneden ipliğe kadar birçok şeylerde tasarruflu olmamız gerekiyor. İnsanlar bugünü düşünüyorlar. Ne yazık ki defalarca söyledim, çok sevdikleri torunlarını, çocuklarını kesinlikle düşünmüyorlar. Ki düşünmüş olsalar akılları başlarına gelir, iğneden ipliğe kadar her şeyde tasarruflu olma yoluna giderler. Olmuyor, gidilmiyor. Popülist yaklaşımlarla işte köylü istedi diye işte gölet yapılmasıyla yeraltı sularındaki aşırı şekilde pompaj kuyularının hala devam etmesine müsaade edilmesi gerçekten çok üzücü bir şey. Bu yıllardır böyle gelen bir gelenek falan değil. Bu gelenekler güzel olması gerekir. Yanlışlıklar ve işin kolayına kaçmalar. Ondan sonra da merak etmeyin, yağmur yağar. Geçti artık bunlar. Gerçekten. Suyun yönetimi belli. Akılcı bir şekilde kullanılması belli. Hocam o zaman mesele su yağmurlardan daha ziyade ya da kar yağışlarından daha da ziyade suyu biriktirebilmek, suyu toplayabilmek değil mi? Doğru bir şekilde kullanabilmek. Önemli olan bu. Yoksa dediğiniz gibi geçen yıl yağmur yağdı. Ne oldu peki? Barajlar, sulak alanlar yeteri kadar doldu mu? Siz daha iyi diyorsunuz zaten. Evet. Birçoğu dolmuştu işte. Hatta geçen yıl şu oldu. Kasım aylarında yine bu Aralık başlarında falan işte yağmur yağsa da bir an önce işte göllerimiz işte su seviyesi artsa diye gayet güzel yağışlar başladı ve daha sonra ne oldu? Birçok yerde göletlerin kapakları açılmaya başlandı.
işte demiştik biz size, demiştik falan, bu demiştik falan değil yani, bırakın, bunlar çok gerçekten çok ilkel şeyler. Biz Nebi Bey, suyu iyi yönetemiyoruz. Peki neden iyi yönetemiyoruz? Müsaade ederseniz, isterseniz oraya geçelim. Tabii hocam, geçelim. Son evet. 10 dakikamız kaldı hocam. Bakın, biz 1990'lı yıllarda yine yapılan, İstanbul'da yapılan bir toplantı, birçok yerde bakanlıkta yapılan toplantılarda ben de katılmıştım birkaç tanesine. Dedik ki o zamanlar, bakın 30 sene oluyor neredeyse, su kanununun çıkarılması gerekiyor dedik. Peki su kanunu nedir? Niçin çıkarılmalıdır? Bunun üzerinde durursak, bakın, su kanunu suyun tek elden yönetimini sağlayacaktır. Ki biz mesela, bizde bir su bakanlığı bile yok yani, biz sırf bu şeyle ilgilenecek, sadece onun üzerinde duracak. Ki su, bizim ülkemizdeki suyun öneminin, suyun değerinin, suyun ne şekilde olduğu bellidir. Peki bizde ne yapılmaktadır? Daha önce de verdiğim bir örnek var. Örneğin bir gölden su alınmasıyla ilgili kararı veren bir bakanlık var veyahut da bir yönetim birimi var, su verilmesiyle ilgili başka bir yönetim var, alınmasıyla ilgili başka yönetim var. O diyor bu kadar verilsin, öbürkü, halbuki bu tek elden yürütülecek. Örneğin Turizm Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, aklınıza gelen Ulaştırma Bakanlığı, işte Orman Bakanlığı, Gıda Tarım, aklınıza Çevre Bakanlığı, Şehircilik Bakanlığı, aklınıza ne geliyorsa bunların hepsi sulardan sorumlular. Ama anlaşamıyorlar. Birinin evet dediğini diğeri hayır diyor. Bugün bunları ne yazık ki biz ülkemizde yaşadık. Ve o zaman ne oluyor? Çok ses çıkan ve çok seslilik. Hepsine baktığın zaman Turizm Bakanlığı yok. Kıyıları kirletmiyor. Suyu aşırı kullanmıyor, lafın gelişi. İşte Tarım Bakanlığı'nda su şekilde yönetiliyor veyahut da iyi yönetiliyor, kötü yönetiliyor. Burada bir kere bir anlaşma kargaşalığı var. Ortak noktada buluşma söz konusu değil. Su kanunu çıktığı zaman, ki orada birçok şeyler şey yapıyor. Örneğin bir işte diyelim ki İSKİ'si veyahut da diğer su yönetimleriyle ilgili, suyun kirliliğiyle ilgili birimler ayrı ayrı birimler. Onların verdiği, belediyelerin verdiği kararlar ayrı ayrı. Bunlar bir şekilde olmaz. Tek elden ve tek bir yönetici tarafından, yani uygulayıcı tarafından yerine getirilmesi gerekiyor. Oylama yapıyorsun, yok diyor işte şu kadar, bu olmaz. Suyun oylaması olmaz. Suyun yönetimiyle ilgili karar verilirken işte falanca bakanlığın çıkarı veyahut da diğer yönetimin daha iyi olmasıyla ilgili kararlar verilmez. Su tek ortak noktadır. Hepimizin ortak noktasıdır ve tek elden yönetilmesi gerekir. Yönetildiği zaman kirliliğinde, göllerden, göletlerden su alınmasıyla ilgili problemlerin, ortaya çıkan biyolojik çeşitlilikle ilgili sorunları hepsi tek bir elde yönetilecektir. Çok elle yönetim maalesef suyu bu hale getirmiştir. Japonya'da bu böyledir. İngiltere'de tek el yönetimleri vardır. Çok çok kişiler karışmamaktadır. Onlar üzerlerine düşen görevi yapmak zorundadırlar. Bu konuda fikir yürütebilirler ama uygulayıcı su kanununda neler yazıyorsa o kanuna herkes uyması gerekir. Ama maalesef bizde bu böyle değil. Biz bunun çok büyük acılarını çekmekteyiz. Suyu kaybetmekteyiz. Ve su çok aşırı bir şekilde kirli bizde. Ve hala bu su kanununun çıkarılmaması sonucunda da hala biz tarımda vahşi sulamayla karşı karşıyayız. Modern tarıma geçemiyoruz, geçilmiyor. Popülist yaklaşımla yapılıyor. Ve hep söylediğim zaman bizim Konya'da kurak olan bir iklimde sulak tarım teşvik etmemiz, işte susuz kalmamızın temel nedeni, Türkiye'nin birçok yerinde de bu. Yem bitkilerinin aşırı şekilde uygun olmayan iklimine göre yapılmaması ve bizim mutlak surette yaşamımızı iklimimize göre, suyumuza göre ayarlamamız şart. İklimlendirme çalışmalarını yapmamız şart Nebi Bey. Mesela iklimlendirme çalışmalarının başında nedir iklimlendirme çalışmaları dersen, işte bu evlerde, sanayide, birçok yerlerde belirtilmektedir. Aynı modellerle ilgilidir. Yine baktığımız zaman ilk önce iklimlendirmede doğayı ve doğal kaynakları korumamız gerekiyor. Yine
Sera gazının artımını azaltmamız gerekiyor. Enerjiye ulaşımdaki enerjinin yenilenebilir enerji kaynakları olması gerekmekte. Ormanların korunması gerekmekte. Bunlar ormanların korunması, biyolojik çeşitliliğin korunması, doğanın korunması, iklimin düzenlenmesini ve küresel ısınmayı engelleyen temel faktörlerdir. Bu doğayla çözümlenir. Doğaya iyi bakmakla çözümlenecektir. Kentlerimizi iklimimize göre yaparsak çözümlenecektir. Tarımımızı iklimimize göre yaparsak, düzenlersek çözümlenecektir. Dediğim gibi Konya'da şeker pancarının, işte ayçiçeğinin, korunganın, yoncanın, mısırın yetiştirilmesi, işte Akşehir Gölü'nün kuruması, oprukların giderek artması, göçüklerin meydana gelmesi, suyun tuzlanması, orada ürün alımının giderek azalması, buğday ambarı olan, dünyanın en önemli buğday ambarı olan ülkemizdeki, İç Anadolu'daki buğdayı üretememeyiz ve dışarıdan buğday getirmemiz, ekmeğin fiyatının artması ki temel gıdalardan bir tanesi, suyun fiyatının artmasının temel nedenlerinden bir tanesi bu. O nedenle iklim bizim için çok önemli ve hep söylediğimiz bir şey var. Biz suyumuzu aile bütçesi gibi korumak durumundayız. Bakın suyu... Hocam son sözlerinizi rica edeceğim. Suyun korunmasıyla ilgili temel bilimsel bilgiler bellidir. Bilime inanmamız gerekiyor. Bilimsel yöntemlerle bunu korumamız gerekiyor. Ve su kanununu mutlak surette çıkarmamız gerekiyor. Elbette bunda etik kurallar çok önemli. İğneden ipliğe kadar her şeyi mutlak surette tasarruflu bir şekilde önlememiz gerekiyor. Yine göç, nüfus, bu tür sorunların mutlak surette engellenmesi gerekiyor. Göçler de yine aynı şekilde susuz kalmamıza, iklim faktörlerine temel etken olan faaliyetlerden bir tanesi. Yine iklime bağlı sel felaketleri, yangınlar, buna bağlı şeylerin risk önlemlerinin daha önceden alınması gerekiyor. Neler olabilirinin planlanması gerekiyor. Suyu korursak hayatı koruruz, yaşamı koruruz, geleceği koruruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Başka bir konuda muhakkak ki konuşacağız. Çünkü maalesef su yönetimi konusunda çok da iyi değiliz. Ve çok da pervasızca aşırı şekilde tüketmeye devam ediyoruz suyumuzu. Çok sağ olun. Tamam. Tekrar görüşmek üzere. Suyu tekrar tekrar kullanmamız gerekiyor. Nebde gri su dediğimiz arıtarak tekrar tekrar kullanırsak gerçekten, çünkü yoksa başka türlü gerçekten çok çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Sağlık açısından, gıda açısından, tarım açısından bizi çok büyük tehlikeler beklemekte. Zaten haberlerde de veriyorsunuz. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Tekrar görüşmek üzere. Sayın